Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yekin. Yeni videodan selamlar beyler. Bugün yama günü. Bugün arkadaşlar gelen yamayı tanıtacağım sizlere. Neler geldi onları göreceğiz beraber. Ben de sizinle beraber bakacağım gibi bir şey olacak. Ben de yeni kalktım, dedim ki bir çekeyim. Hani neler oldu, neler yapıldı. Biraz belki eleştireceğim, belli olmaz. Çünkü gelen şey arkadaşlar bildiğim şeydi zaten. Neler geleceğini biliyordum açıkçası. Ama bunun gelmesini biraz geciktirebilirdik. Şu keşke biraz daha geç gelseydi ya da gelmeseydi gibi bir durumum var. Tabii inşallah bunu yapmak biraz basitleşir. Ama şöyle bir arkadaşlar üstün körü bir geçelim. Neler geldi? Biliyorsunuz arkadaşlar Crusader'lar vardı, yani nişangahlar. Onlar geldi. Mesela arkadaşlar burada seçtiğimiz temel değer tabancalı arkadaşlar, şu pompalı da, bu bıçakta, bu tüfekte, keskin nişancılı arkadaşlar bu. Ben de bunları seçtim, dedim ki bunlar iyi gider. Tamam, bu güzel bir seçim, bunu insanlar yapabilir. Bu iyi, tamam, bunu seçebiliyorsunuz ya da isterseniz arkadaşlar varsayılan dersiniz ya da şuraya tıklayıp iptal edebilirsiniz. Seçtikten sonra tamam dersiniz, bu şekilde kalır. Keskin nişan, mesela nişancı, yani sniper'da bunu gösterir, tüfekte böyle gösterir falan diye. Tamam dediğinizde arkadaşlar bu kalıyor. Aa, dur bakayım, şurada sanki başka bir şey gördüm. Ha tamam. Aktif değillerseniz olmaz arkadaşlar. Aktif dediğinizde de tamam diyor, yani bunlar oluyor. Diğer şekil yaptığınızda eski haline geri dönüyor. Arkadaşlar bir tanesi bu. Biliyorsunuz kutulara yeni şeyler geldi. Örneğin belki birçok arkadaşımızda, bakın şöyle gösteriyor zaten arkadaşlar. Bakın sniper'da sadece nokta yaptı. Diğer nişangahlarda farklı farklı oluyor şu an. Biliyorsunuz arkadaşlar bazılarında şu şey yok mesela. Şöyle kutulara geçelim. Haykırma sandığı 5 mesela. Tamam mı? Onu geçelim şöyle. Bakalım neler var başka. Değişen isim olarak değişmiş arkadaşlar. Haykırma sandığı 6. 5 ve 6 arkadaşlar. Buralardan mesela haykırma çıkaracağım. Yaklaşık bir 60-70 tane haykırma çıkaracağım. Çünkü arkadaşlar örneğin şu 30. sandıkta çıkarıyor ve bende de 380 tane var. Yani 350 taneden de arkadaşlar, yani 35 tane çıkacak. Diğeri de aynı şekilde, yani 70 tane falan çıkaracağım. Onun için arkadaşlar şöyle bakıyoruz, artılarında neler var diye en azından siz de bir şeyler yapın. 30. kasadan sonra ay yıldız kasası atıyor zaten, bu vardı da. Onun dışında bakayım neler değişmiş, ona göre geçelim bu kısmı. Beyler bunu da biliyorsunuz, bu da aykırma atıyordu. Değişen şu anlık şu arkadaşlar. Eski kasalar. Eski kasaları bitirmek istiyorlar kanımca. O yüzden hani bunlara haykırma gibi böyle özel şeyler koyuyorlar. Şu an arkadaşlar bunları tabi açacağız. Tamam mı? Bakacağız. Onun dışında bir üstün körü tekrar bir geçelim. Neler geldi başka? Kutu falan gelmedi. Nakit VIP'de arkadaşlar şöyle bir şey yapıldı. Senelik geçelim. Bu herhalde hani tam oturtamadılar. Çünkü bu kartları getirmediler daha. Keşke gelmese. Harbiden diyorum, keşke gelmese. Arkadaşlar yıllığı görüyorsunuz. Efsane Pro. M4 abi'de biliyorsunuz Latin'de videolarını falan çektim. Ateş pençesi aynı şekilde. Kart kutuları, elektrik pençesi falan. Merak edenler için arkadaşlar aşağıya bir link koyacağım. Bunların tanıtımını yaptım zaten ben. Oradan bakabilirsiniz. Daha Türkiye'ye şöyle gelmedi diyeyim. Hani bunu Türkiye'de alamazsınız çünkü 10 milyon nakit, tamam mı? Bu sadece öylesine yapılmış bir şey zaten. Bu tabii ki de gelecek, hani dükkana girecektir elbet. Beyler kart kutusu 1'li, kart kutusu 11'li. 11'li dediği arkadaşlar 11 tane çıkarıyordu büyük ihtimal. Aynen 11 tane kart çıkarıyor ve çıkardığı kartlar da genelde diriliş kartları oluyor. Kart kutusu 1'den de, yani Latin'e göre söylüyorum arkadaşlar. Kart kutusu 1'den de bu daha uygun bir fiyatlı kart kutusu oluyor. Buradan da arkadaşlar bir tane kart çıkıyor. Bunlar da özel versiyonlar için çıkıyor. Bir de arkadaşlar altınlı kart kutusu var. Temel kart kutusu dediğimiz. Onu buraya koymamışlar. O da beyler şeyi çıkarıyor. Bizim trackleri biliyorsunuz. Bilim kuralı da join ediyor. Onları yükseltmeye yarıyor. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz yeni yenilikleri şuraya koymuşlar. Burada en güzeli ateş pençesi, tamam mı? Hani şunun gerçekten etkisi çok yüksek. Şu pençenin. Bunu durduramazsınız yani. Birden böyle bir vuruştan sonra 30 can götürüyor. Yani vuruyorsunuz, yeri şey götürüyorsunuz, 30 can birden düşüyor. Yani bildiğin direkt 30 can düşüyor. Yani hayatta affetmez. Bununla arkadaşlar yıkıma girdiğinizde, hani mesela diyelim karşıdaki insana takla atıyorsunuz ya. Hani neden ölmedi, bir iki parça pençe dağıtayım falan, yok.
Bununla tek takla atıp kaç zaten bir saniye sonrasında 30 can pat diye düşüyor. Yani yıkımda çok etkili bir pençe olacak. Yıkımı da değiştirir. Ama tabii kuralları olduğu için çoğu insan kullanamayacaktır yine. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar aykırıma çıkıyor ve en sıkıntı noktaya geleceğim. Böyle profil şu an normalde trackleri gösterir, daha seçili olmadığı için görünmüyor. Bakın touch'ta maçta bir değişiklik var mı? Yok. Şöyle çıkalım beyler. Karakter kartı. Beyler burada mesela standart. Standart olanla Dwayne Eddy ile William Kroll oluyor beyler. Dirilişleri biliyorsunuz zaten. Carnival'da özel versiyonlar. Carnival'da da şey oluyor. Robot karakterler falan oluyor bildiğim kadarıyla. Tümü dediğinde hepsi görünmesi lazım. Şu an göstermiyor çünkü hiç kart basmamışız herhalde ondan. Arşive girdiğimizde beyler gördüğünüz üzere standartlar bunlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Hani neden benim hoşuma gitmedi bu olay? Bilmiyorum, belki kolaylaşır, tamam mı? Orasına kesin gözüyle bakmayacağım. Belki kolaylaşır ama beyler şöyle bir şey var. Hani bunlara bu kartı çıkarana kadar yani anamız ağlayacak. Harbi diyorum, anamız ağlayacak. Çünkü şu karttan 10 tane çıkarıyorsun 1 oluyor. 10 tane daha çıkarıyorsun 2 oluyor. 40 tane çıkarıyorsun 4 oluyor. Asıl has özelliğini yani 40 tane kartta buluyorsun. Düşünsene ya, bunun 40 tane kartı, bunun 40 tane, yani tüm seçeneği olsa göstereceğim. Bir sürü karakter var yani, bak. Özel versiyonu var, nesili var, tamam mı? Bak burada 4, burada 4 tane, burada 2 tane, hani 10 tane oldu. Dirilişler 4. Onun dışında bakayım. Carnival kısmı var arkadaşlar. Dirilişlerin bir de 2 cilsi var. 4 tane de burada var. Carnival da var. Görüyorsunuz. Özelde de 2 tane var. Hani kart yetmez. Bunları fulllememiz lazım. Yani fulllemeden de oynadığında biraz sıkıntı olur. Anladın mı? O yüzden şu an 4'te 1 bile yapılmamış. Çünkü 10 tane biriktirmem lazım ki 4'te 1 olsun. O kartların yani çok uygun olması lazım. Mesela ben mesela nasıl diyeyim, 2500 nakitte benim 100 tane kart almam lazım, 100 tane kart kutusu almam lazım ki ben bir şeyler yapayım. Bir de aynı karttan bayağı bir çıkıyor, hepsinden çıkmıyor beyler. Bakıyorsun mesela Jace Brewster'dan bayağı bir çıkıyor, diğerinden çıkmıyor, tamam mı? O biraz sıkıntı yaratabilir. Hani bu benim düşüncem, ne kadar geç gelirse bence daha iyi olacak bu özellik. Bana göre öyle, bilmiyorum. Hani geldiğinde göreceğiz. Çok basit almamız lazım ki beyler bu hoş karşılansın. Bütün karakterlere yapılınca bu gerçekten, bu level atlama olayı oluyor işte. Hani bir levelden yükseltiyorsun, hani 4 levele getiriyorsun. Bu gerçekten çok uğraştırıcı. Benim sıkıntım var işte o ya, bu kartlara karşı. Harbiden diyorum. Latin'de şunu gördüm. Bildiğin özel versiyonlar dirilişleri bitiriyor. Hani bunu gördüm. Gerçekten özel versiyonlar orada dirilişleri bitiriyor. Yani Latin'de güç vuruşuyla 330 can. Nasıl 330 can? Bildiğin setli 330 cana bir güç vuruşu yapıyorlar. Hani dirilişleri gerçekten bitiriyorlar gibi bir şey yani bu. Şimdi beyler şöyle haykırma sandıklarını biraz kullanacağım, tamam mı? Bakalım 30. kutudan sonra gelir zaten. Ben bunları biriktiririm, hatta bu kısımları hızlı geçerim. Onun dışında dediğim gibi beyler, hani gelen yenilikler bunlar. Sabaha kadar bir yama sürdü. Çıkan şeyler bunlar oldu. Kurt sandığın içeri değişmedi değil mi? Ateş ateş geliyor lan. Bu iyiymiş aslında. Ben bir buradan 30. kutudan bir haykırma çıkaracağım. İsimlerin haykırma kutusu olması biraz farklı olmuş değil mi ya? Hani bence haykırma kutusu paso haykırma çıkarmalı. 30. kasadan sonra falan değil yani. Paso haykırma çıkarmalı bana göre. İki tane haykırma kutusu var arkadaşlar. Biri 6, diğeri de 5 herhalde. 5-6. 3-4 var mı bilmiyorum. Onlar da diğer kasa isimlerine verilmiştir büyük ihtimal. Biliyorsunuz arkadaşlar, kasalar şu an bitirilmeye çalışılıyor. Bayağı bir şey getiriliyor kasa ve kutulara. Şu an yeni kasalar. Eski kasalar bitiriliyor. Yeni kasalar şu an gündemde olacak. Büyük ihtimal yeni kasalardan herhalde çıkarırız artık bu eski kasaları. Ya da yeni kasalara bu özellik verilir. Mesela nakitli FT olayı. Yani biliyorsunuz şu an yok. Onu belki o şekilde eklerler, belli olmaz. Şimdi şöyle bir açalım. Ben 30. kasadan sonrayı bir göreyim. Bir görem onu, bir görem.
Bu arada arkadaşlar imleçleri nasıl göründüğünü görmek istiyorsanız onun için de video koyacağım. Ayrıyeten çekmeyeceğim beyler. Hani görürsünüz nasıl bir şey. Görürsünüz arkadaşlar. Bir adet haykırma geldi. 30. kasadan sonra haykırma geliyor gördüğünüz üzere. Olay bu arkadaşlar. Beğendiyseniz beyler bu yamayı beğendik deyin. Ama bak bana uymayın ha. Ben kartta harbiden hani kart olayı böyle. Hani dirilişleri de bitirecek. Gerçekten dirilişleri de bitirecekler. Yani özel versiyonlar tekrar şahlanacak gibi bir şey yani. Onun dirilişleri geldi. Bu sefer bunlar diriliyor. Böyle değişik bir şey oluyor. Yani bildiğin dizi gibi ya. Dizi gibi oldu harbiden. Hani siz beğendiyseniz abi beğendim diyebilirsiniz. Benim görüşüm bu. Kolaylaşırsa görüşümü değiştiririm. Gerçekten hani kolay bir şekilde sahip olursak o kasalara. Fazla fazla sahip olursak sıkıntı yok. Şimdi işte bilemiyorum Türkiye serverında nasıl olacak. Ben orada çok zorlandım alırken. Gerçekten alırken zorlanıyorsun. Her gün tabii veriyorlar. Bonus olarak her gün giriş ücreti oluyor yani böyle. Oyuna girdiğinizde veriyorlar. Onda sıkıntı yok ama burada nasıl yapacağız onu bilmiyorum işte. Neyse arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl bir şey oldu sizler için onları da görmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.